Büyük Tarih'e hoş geldiniz. Bu benim gelmiş geçmiş en sevdiğim ders. Aslında bu çok özel bir ders çünkü diğer derslerde öğreneceğiniz pek çok şey için genel bir çerçeve oluşturuyor. Büyük Tarih diğer tüm derslerden çok daha kapsamlı bir ders. Bunu sadece çok geniş bir zamanı kapsadığı için söylemiyorum. Bizim fen bilimlerinden, tarihten, ekonomiden bildiklerimizin hepsini bir araya getiriyor. Ben büyük tarih dersini aldığım zaman buradaki şeylerin çoğunu teker teker bildiğimi fark ettim. Biraz biyoloji, biraz fizik biliyordum. Uygarlıkların nasıl farklı alanlarda uzmanlaşmış olduklarını ve nüfusun nasıl zamanla arttığını biliyordum ama daha önce hiç bunların hepsini aynı anda ve bir arada görmemiştim. Yani elementler, güneş, gezegenler ilk yaşam belirtileri ve canlıların uzun bir süre tek hücreli olarak devam edişi, daha sonra çok hücreli hayvanların ortaya çıkışı, ilk insanların tarihi, onlar hakkında şu an bildiklerimiz, insanlığın güncel hali ve sonra uygarlıkların ortaya çıkışı, tarımın bulunması farklı alanlarda uzmanlaşma, farklı ülkelerin ve kıtaların belli özellikleriyle ön plana çıkmaları dünyayı bugünkü olduğu yer haline getirdi. İşte büyük tarih bunların hepsini bir araya getirerek anlamlandırmamızı sağlıyor. Ve açıkçası ben böyle bir dersi gençken alamadığım için kendimi biraz kötü hissediyorum. Eğer bunları erken yaşta öğrenseydim, çok daha fazla şey biliyor olacaktım ve bildiklerim arasında şu ankinden çok daha farklı şekillerde bağlantılar kurabilecektim. O yüzden bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bence bu ders gerçekten herkesin alması ve faydalanması gereken bir ders. Aslında pek çok açıdan büyük tarihten öğrenecekleriniz sadece bir başlangıç. Bu çeşitli bilgi alanlarında daha derine inmek isteyecek ve kendi fikirlerinizi oluşturmaya başlayacaksınız. Artan gelir, uzayan yaşam süresi, insanlara adil bir şekilde davranma, aileden, kendi toplumundan ayrılma, sadece ülke seviyesinde de değil, tüm insanlık hakkında düşünme gibi konulara bakacak olursak, bu boyutlarda durumu nasıl tespit edebiliriz ya da Sorunları bu şekilde çözmek için nasıl organize olabiliriz? Dersin sonunda bunun gibi pek çok soruyla baş başa kalacaksınız. Bu ders size gereken altyapıyı verecek ama onu kendi entelektüel azminiz için değerli kılacak olan sizin merakınız ve düşünce tarzınız olacak.